Merhabalar, selamlar, saygılar, iyi akşamlar. Denbaş, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım her şey yolunda. Evet, öteki yorumdayız. Yeni bir yayında tekrar birlikteyiz. Günün öne çıkan haberlerini sizler için derledim değerli izleyenler. Önemli gelişmeler var. Elbette ki Türkiye siyasetine bakacağız. Neler olup bitti? Çünkü 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Enkaz bıraktı adeta. AKP'li kayımlar gider ayak para çalmaya başladılar. Mal satmaya başladılar. Onunla ilgili detaylı haberler var. Yine DEM Parti ile ilgili önemli gelişmeler var. Çünkü birçok yerde AKP maalesef hırsızlık yapıyor ve Yüksek Seçim Kurulu'nu da arkasına alarak birçok yerde seçimi iptal etme girişiminde ya da yenileme girişiminde mazbatalara el koyma girişiminde bulunuyor değerli izleyenler. Evet, Türkiye içerisinde bu gelişmeler yaşanırken tabii ki dünyanın diğer yerlerinde de haberlerimiz var. Özellikle Rojava ve Kürdistan'dan haberlerimiz var. Gerilla alanlarında haberler var. Bugün gerilla alanda çok önemli mesajlar geldi. Pirdoğan Kemal, gazeteci Pirdoğan Kemal savaş bölgesinde medya habere çok önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaların tamamını ekrana getireceğim. Fakat ondan önce bir haber daha var. O da Türk ordusunun Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktar'ın oğlunun 2 gün önce sınıra gitti ve oradan ZAP'a gittiğine yönelik haberler var. Bunun görüntülerini de sizlerle paylaşacağız. Yine Güney Kürdistan'la ilgili KDP'nin Türk Devleti'ne yardımıyla ilgili ispatlanmış bir video daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım ve diğer bütün haberlerle birlikte elbette ki bir konuğum var. Çok değerli bir konuğum var. Bu akşam onu da söyleyeyim şimdiden, unutmayın. Yayın akışı sırasında İsmail Özen'i alacağım değerli izleyenler. Kürt boksör, Almanya şampiyonu kendisi. Onunla biraz diyeceksiniz ki sporcu ama hem sporu konuşacağız hem Türkiye siyasetini biraz yorumlayacağız. İsmail Özen'le birazdan birlikte oluruz. Umarım buradasınız. Ortak yayın yaptık. Facebook ve YouTube yayınımız her zaman olduğu gibi. Ama bilmeyenler için söyleyelim. Lütfen Facebook'taki arkadaşlarımız sayfaya destek versinler. Çünkü Kürdistan haberleri bölümünde biz YouTube'a geçiyoruz ve Kürdistan haberlerini biz Facebook'ta yayınlayamıyoruz. O yüzden haberiniz olsun şimdiden. Diğer arkadaşlarımız da YouTube için de zaten söylemeye gerek yok. YouTube'daki arkadaşlarımız maşallah yayına girer girmez benim korkumdan hemen yayını beğeniyorlar. Bazı arkadaşlarla görüşüyoruz, diyorlar Adem Aval sen bizi çok korkutuyorsun. İşte senin korkundan da biz hemen yayını beğeniyoruz. Yok, korku da olmasın arkadaşlar, destek veriyorsunuz. Destek niye? Bizim bu yayınlarımız her yere dağılıyor. Çünkü herkesin evine gidiyor. Saraya da gidiyor. Ben samimi olarak size söyleyeyim. Saray her akşam eve gidip oturma fırsatı bulduğu anda bizim yayınlarımız tak sarayın önüne de çıkıyor. İzlemek zorunda kalıyor. 24 saat, 7-24 saat artık AKP ile ilgili. Yani hangi haberi okuyorsanız AKP var. Ve hangi haberi okuyorsanız AKP'nin haksız uygulamaları var, hukuksuzluğu var, hırsızlığı var, yolsuzluğu var. Dünden beri de AKP çeteleri birbirine girmiş durumda. Sosyal medya üzerinde bu kulum mulum külünkler falan filan bu çeteler falan var ya. Daha bir ara Sedat Peker falan bahsetmişti şu bu. Ha her ne kadar Sedat Peker şu anda Erdoğan'la birleşti falan anlaştı. Süleyman Soylu şurtladılar, o ayrı bir mesele de. Fakat ya nereye bakıyorsanız AKP medyası kardeşim her yerde önümüze çıkıyor. Yalan, uyduruk şeylerle böyle asparagas şeylerle donatmışlar yani ülkeyi. Yani toplum bu konuda niye sessiz, niye bir şey yapmıyor, neden yemek zorunda mıdır? Yok. Mutluluk endeksine baktığımız zaman Türkiye mutluluk endeksinde dünyada son sıralara doğru hızla koşmaya başlıyor. Çıkın mikrofonu uzatın, sokakta mutlu olan insan az bulursunuz yani. Kendi halinden memnun, çalıştığı işten memnun, demokrasiden, insan haklarından memnun, yönetimden memnun olan insan çok azdır. Diyeceksiniz ki tamam da kardeşim madem böyle o zaman niye bu kadar insan AKP'ye oy veriyor? Vallahi onu da ben de bilmiyorum niye. Neyse. Değerli izleyenler biz haberlerimizle başlayalım. Siz buradasınız değil mi? Ekrana bir bakayım. Yanlış bir şey olmasın ya da yanlış bir şey derken ses kontrol falan filan yapmıyoruz ya. Bazen böyle sessiz falan devam ediyorum. Sabredin, yayını sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Özellikle zapta olup bitenin ne olduğunu, son durumun tamamını sizlere özetleyeceğim. Yani başka bir haber kaynağını falan aramaya gerek yok. Buyurun haber kaynağınız. Başlıyoruz. Değerli izleyenler, Van'da eş başkanlar mazbatalarını aldı. Hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan bugün mazbatalarını aldılar ve Zeydan yaptığı konuşmada hem halka hem Kürt halkına teşekkür etti, minnetlerini sundu. Hem de bu konuda kendilerine destek veren diğer herkese de teşekkür etti Abdullah Zeydan.
Evet, ilginç bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakınız bu son ard arda vereceğim birkaç haberi lütfen not edin. AKP'lerle tartıştığınız zaman yüzlerine vurun böyle. Cizre Kayımı, Nazlı Demir, kayım diyoruz, atama yani. HDP belediye başkanları yerine atananlara diyoruz ya kayım yani gaspçı. Nazlı Demir, DEM Partili eş başkanlara mazbata verilmeden bir saat önce belediye kasasından tam 30 milyon 41 bin TL para çekmiş. Durun. Nerelere harcamışsa onu da söyleyeyim ben. Mezopotamya Haber Ajansı bunun detaylarını yayınladı. İller Bankası'nda gelen paranın 30 milyon 41 bin 702 TL'si bir saat içinde çeşitli ödemelere harcanmış. Söz konusu ödemeler arasında dikkat çekici kalemler yer alıyor. Nedir bu? Hükümet konağı jeneratörü için 5.800 litre. Akaryakıt alınarak 5.800 litre akaryakıt alınarak nereye harcandığı da belli değil. Bir saat öncesinden alıyor. Sözüm onu almış yani. Tabii ki bunlar sözde yani. Ama faturayı almışlar. 241 bin lira para ödemişler. Ayrıca Cize El Cezeri yatılı Kur'an kursunun çatı katı onarımı için 605 bin TL para sözde harcamışlar. Köprübaşı cami taziye yapım işi için 535 bin TL para sözde harcamışlar. 14 kalem mal malzeme alım işi. Ödemeleri ise AKP'ye yakınıyla bilinen firmalara olan borçlar için harcandı. Öğrenilmiş geri kalan para. Harcamalar sonrası kasada 37 milyon 33 bin TL para limiti kalmış. Ama Nisan ayında adamlar öyle bir fırlama ki belediyenin net gideri ise 92 milyon 834 TL. Yani şu anda bugün mazbata aldılar. Bugün mazbatayı almadan bir saat önce 30 milyon parayı kendi adamlarıyla paylaştılar. Yani yazdılar parayı falan yere verdik diye. Harcama yaptık diye 30 milyon para gitti. Sadece bu mu? Yo, başka bir haber. DEM Parti'nin kazandığı belediyelerden biri olan Hezeh'te kayım içme suyu şebekesini yenilemek için İller Bankası'ndan 45 milyon 647 bin TL borç almasına rağmen parayı bu iş için harcamadığı ortaya çıktı. İller Bankası'na alınan borcun 25 milyon 604 bin 358 bin TL'lik kısmı geri ödenmemiş. Belediyenin mevcut borcu ise şu anda 41 milyon 258 bin. DEM Parti kazandı ya, batırıp veriyorlar yani. Başka bir haber, bu da DEM Parti'nin farkı değerli izleyenler. Şimdi Viran şehri DEM Parti aldı biliyorsunuz ve eş başkanlar ilk işi olarak mazbatalarını alır almaz belediye girişindeki X-Ray cihazı ile belediyeyi çevreleyen tel örgüleri kaldırdılar. X-Ray cihazı depoya kaldırılarak belediye çevresinde bulunan tel örgütler tek tek söküldü. Eş başkanlar daha sonra belediye çalışanlarını ziyaret ettiler. Çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Adamlar bütün belediyelerin etrafını tel örgülerle kapatmışlar. Niye? Kayyım. Zoraki atamışlar. Halktan korkuyorlar. Aramalar, maramalar yapılmadan, o iç cihazlar olmadan içeri giremiyorsunuz yani o derece. Ama ne yaptı DEM Parti? Ya dedi, burası belediye kardeşim ya. Burası halka açık. Dileyen gelebilir. X arama, mix arama yok yani. Herhalde silahla girecek haliniz yok ama öyle AKP gibi etrafını tellerle ör, yok bilmem bariyerlerle kapat falan yok. Şimdi başka bir haberle devam edelim. Bu da Akdeniz Belediyesi. Şimdi çok tartışıldı. Akdeniz Belediyesi'ni DEM Parti kazanır mı, kazanmaz mı? Hakikaten de orada da bir güzel bir gelişme yaşandı ve DEM Parti, yani Kürdistan olmayan bir yerde Akdeniz'de bir belediyeyi kazandı değerli izleyenler. Hoşyar Sarı Yıldız ve Nuriye Aslan mazbatayı aldıktan sonra halkla birlikte
belediye gittiler. Diğer kentlerde de eş başkanlar Hak'la birlikte belediye gitmişti. Böyle yine ekranda gördüğünüz gibi Hak'la birlikte gittiler belediye. Bunlar farklı bir şey yaptı. Şimdi belki ekranda görünecek. İşte belediye girişlerdir bunlar. Belediye girdikten sonra baktılar ki hey vah bunlar belediyenin içinde kapıları mapıları böyle bu hani lüks şeyler falan var ya. Ya kaplamalı böyle lüks şeyler yapıyorlar. O yüzden dediler biz bu şeyi geçelim biraz. Biz bunu sökelim dediler. Bu biraz lükse kaçıyor. İşte böyle kendileri bu belediyedeki kapıları böyle söktüler değerli izleyenler haklı olarak. Ve devam ediyoruz. Sıradaki haber hakikaten de bizi sinir edebilecek bir haber. Onu söyleyeyim ben. Çünkü DEM Parti'nin kazandığı Halfeti'de Öcalan'ın doğduğu yerde AKP seçimi YSK'sı seçimi yenileme kararı aldı. 906 oy fark ile kazanmış DEM Parti ve Yüksek Seçim Kurulu İl Seçim Kurulu Başkanı Cemal Yüzer'e tepki gösterdi DEM Partili aday. Ve milletvekili Ömer Öcalan da buna isyan etti. Öncelikle AKP'nin bu itirazını ve AKP'nin bu seçimi yenilemesine yönelik yapılan açıklamayı dinleyelim. Daha sonra Ömer Öcalan çok sinirlendi. Yani şöyle böyle değil değerli izleyenler, adeta isyan etti. Onu da size izleteceğim. Ama mutlaka hesabını soracak. Halkımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Asla ve asla yüreğinizde umudu, yüzünüzde tebessümü eksik etmeyin. Ama direnme konusunda, haklarımızı alma konusunda da her zaman için arkadaşlarımıza direnmekte asla ve asla geri durmayacağımızı ifade ediyorum. Şu ana kadar bizim irademizi gasp eden bu kayyumcu zihniyete karşı nasıl sandıklarda cevap verdiysek, bütün taşıma oylara rağmen, zulüme, baskıya, toplu oy vermene rağmen nasıl sandıkta halkımız bu kayyumcu zihniyete dur dediyse, bu hırsız düzene geçit vermediyse, sonuç ne olursa olsun halkımız yine aynı şekilde bu hırsız düzene, darpçı zihniyete asla ve asla taviz vermeyecek, iradesini ortaya koyacak, Halfeti kazanacak arkadaşlar. Evet, Halfeti kazanacak dedi ama Ömer Öcalan böyle sakin konuşmadı değerli izleyenler. Bu halkın önünde, yargı önünde hesap vereceksiniz. Bunun peşini bırakmayacağız dedi. Bir de yılbaşı yaptınız ondan önceki gün, bugün de niyet belirttiniz. İptal edildiniz. Bunun önünü açın. Bunun önünü siz açtınız. Bunu başkanım. Seçimi çağırın. Seçimi çağırın. Onu açın. Gelmeyin. Bunun hesabını mahkeme önünde vereceksin müdür. Burada da mübarek ayda olmuşsun. Kadir Bey'in adına lanet olsun. Allah diyor, İslam diyor, din diyor, iman diyor. Her zaman getirmişler. Gidecek yerimiz yok ya. Gelmişsin şimdi. Bu kadının önünde oturmuşsak, elimizi dışarımıza koymuşlarız. Bir karar çıkar. Bana hukuktan bak dedi. Otur dedi, bu işi yapıyormuş. Günden beri ima ediyor. Arkadaşlarımız burada, atlatlarımız burada. İma ediyor. Seçimin iddia edileceğini ima ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi ya. Vicdansızlık, vicdansızlık bu. Vicdansızlık da. Gücün yetebilir. Tankın topun var, silahın var, şokun var, kartın var. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Ne yapacaksın? Ama hesap vereceksiniz. Allah şahidimiz olsun ki bu Ramazan ayında mahkemelerin önünde hesap vereceksiniz. Hepiniz vereceksiniz. Cemaatin nasıl aramalara hesap ettiyse bu şu anki ömür haline gelen tanrısında bu sefer hesap vereceksiniz. Bunu peşini bıraksa Allah belamızı versin. Bu Ramazan ayında Allah belamızı versin. Ama hesap verecek. Benim adımda bana gülüyor. Hukuk ayetlerine bana mı gülüyor? Dünden beri himbanı düşürdün, tamam. Düşürdün. Tarfettiği düşürdün. Vicil var mı? Sinan Ekber'den tutmuş o yerlerde.
var. Başını yıkamazsın, hadi orada dursun. Bu Allah'a seni. Ama biz buna karşı, biz halkımız için buradayız kardeşim. Laf bekliyoruz. Hakaret var bize. Ama karşısında hadi orada dursun. Benim üzerime yürüyorum. 60 oy aldı Sibere'yi. Urfa'dan dinle çekti. 300 bine yakın uykusu var. Ben üzerime inmeyecek. Biliyorum. Vekilim kardeşim, vekilim. Halkımın hakkını, hukukunu savunurum. Verdiği oyu savunurum. Herkes vicdanına, kendi vicdanına koymuş oyunu kullanmış. Büyükşehir'de Kasım Bey çıkmış. Karaköprü'de Nihat Bey çıkmış. Diyarbakır'da Mehmet Bey çıkmış. Biz halk ettik. Sen kazandık. İlk anda da Serhan Ataşı'nız kazandık. Ne oldu? Ne oldu yani? Güçler mi bu parti? Bir yıl altından bana gibi müsaademe geldi. İnsanda biraz kalma, kalma olur, sıkılma olur. Bu da burada kalır, soğudamaz diyorsun. Bu mahkemelerde öyle hesaplar mı çekmişsin? Bu ülkede kanunlar yürü mü çek? Yarısı yürü mü çek? Buradayız. Bu hakkımızı da alacağız. Herkes bunu böyle bilsin. Herkes bunu böyle bilsin. Üç tane hakkı dünyanın içi dönün burada. Kimse devletin gücünü istismar edemezsiniz. Bu halkın gücünü, bu halkın devletini istismar edemezsiniz. Bu halkın tüm kurumlarını hakkınızda anlattınız. Ona rağmen kazanın kardeşim. Emniyetinden tut, polisinden tut, jandarmasından tut, ilçeyle müdürlüklerden, il müdürlüklerden tut. Tüm kurumlar, valiliğinden, kaymakamlarından tut. Ona rağmen halka sardın. Şimdi de kapın arkasına geçmişsin. İki dudağın arasında. İki dudağın arasında. Yani hakikaten de değerli izleyenler, bu konuşmadan sonra bilmiyorum ne söylenir ama bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar alçaklık dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş ya. Kaybetmişsiniz kardeşim, kaybettiniz, kaybettiniz. Ya kafanızı duvara vursanız da siz kaybettiniz, siz bittiniz artık. AKP dönemi kapandı, Türkiye'de geçmiş olsun. Bitti. Yeter. 22 yıl size yeter çok bile, bitti. Bunu kabul etmek zorundasınız. Vandallıkla bu işler olmaz, yürümez artık. Bittiniz. Bakınız kendi içerisinde iki günden beri birbirlerini tehdit ediyorlar, küfür ediyorlar. Sosyal medyada bir görseniz görüntülerine silah gösteriyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcısından MİT müsteşarına kadar, diğerlerine kadar o çeteler falan hepsi devreye girmiş. Ne çeteler yaratmış. Kardeşim AKP bu çetelerden kurtulmaz. Bir an önce AKP içerisinde yer alan Kürtler şöyle... Bir an önce bir sakin sakin ortam sakinken daha çekilin kenara, çekilin. Vallahi billahi hepinizi tek tek harcarlar. Kullanıp harcarlar. O yüzden daha yol erkenken, daha yargılama süreçleri başlamadan çekilin kenara kardeşim. İşinizi bilin bari. Şimdiye kadar yaptınız kötülük, bundan sonra kötülük yapmayın. Bak oradakilerin tamamı Kürttü. Utanmıyor musunuz? Halfeti'de Türk mü var lan? Ulan nasıl şerefsiz, haysiyetsiz insanlarsınız. Kendinizi bu kadar satmışsınız siz ya. Hiç mi yok sizde yani? Ya o insan kendi halk, ne bileyim, kendi halkı, senin halkın ya. Düşünün ya, bir yabancı ülkeye gittiğiniz zaman nerelisin? Ya da nereden gelmişsin? İşte ben Kürdistan'dan geldim. Nere? Türkiye'den geliyorum diyorsunuz. Bak bir sıcaklık var. Neresinden? Falan yerden geliyorum. Neresinden? Siirt'ten geliyorum falan. Bütün bunlar... Yani gereksinimdir. Dolayısıyla küstünüz siz ya. Kendinizi ne satmışsınız siz ya? Ya neyse, ben sinirlendim de bu arada benim konuk geldi. Konuğu alayım ben. Benim sinirimi belki biraz o yatıştırır. Vallahi çok sinirlendim ben. Umarım o benim sinirimi yatıştırır. Bunu yukarı alayım. Bir saniye arkadaşlar. Evet. İsmail hazırsan ben seni alayım yukarı.
Merhabalar, merhabalar İsmail Özen. Merhaba İsmail, hoş geldin. Değerli izleyenler, konuğum İsmail Özen. Az önce size söylemiştim, Almanya şampiyonuydu boksta. Vallahi Selahattin Demirtaş gelmişti, o maçı da hiç unutmuyorum. Yani onda, o da bir anı olarak kaldı. Şimdi İsmail, herkes tanıyor İsmail'i. Çok değerli bir Kürt boksör, aynı zamanda iş adamı. Ve Almanya'da bugün sanırsam biraz önce turneleri de vardı. Onda hazırlık yapıyorlar. Öyle tahmin, birazdan konuşacağız. İsmail'le hem sporu biraz konuşacağız da. Yani sadece hani Kürtler bir iş yaptığı zaman o iş değil sadece. Spor da sadece spor değil. Aslında Kürtler otomatikmen siyaset içerisine de giriyor. Her Kürt öyle. Yani mesleği ya da yaptığı iş ne olursa olsun bir şekilde Kürtler kendini mutlaka siyaset içerisinde buluyorlar. O yüzden İsmail'le biraz bu son gündemi konuşalım. Hem Türkiye siyasetine hem Kürdistan siyasetine biraz bakalım. İsmail, tekrar hoş geldin. Sesin az önce vardı, şu anda sesin kesildi. Şimdi? Şimdi geliyor biraz. İyi mi böyle? Böyle biraz iyi oldu. Mikrofon bir şeyin üzerindeyse belki temas ediyor. Şimdi? Tamam, böyle iyi. Tamam, sen zaten biraz sesini de yükseltiyorsun. Şimdi İsmail, seninle ilgili şeylerden önce, bu Türkiye'de böyle sen de biliyorsun 24 saat televizyon şudur budur, işte ne oldu, yeni gelişme var mı yok mu, bir seçim vardı geldi geçti, seçimden sonra bu mazbata vermeme durumu oldu, Kürdistanlar işte başta Van olmak üzere ayağa kalktılar her yerde falan. Şimdi bir de konuşulan senaryolar falan var. Sen öncelikle bu seçim atmosferini, Nevroz'u, bu coşkuyu falan kısaca nasıl değerlendiriyorsun, ondan sonra diğer bölüme geçelim. Öncelikle böyle ifade edeyim. Yani Türkiye'de çok yakından tabii takip ediyoruz. Çünkü insanlarımız orada yaşıyor. Yıllardır insanlara yapılan zulüm, Hitler'in döneminde olmayan zulümleri yaşıyor. Ondan dolayı ne kadar biz o kadar uzakta olsak da ülkemizde insanlarımız cezaevine atılıyor, katlediliyor. Yani olmadık şeyler yaşanıyor. O yüzden hep böyle bir umut içindeyiz. Yani geldik, yani CHP'ye kadar böyle bir umut bağladık. İşte Kılıçdaroğlu bir havası geldi geçti. Ama Türkiye'de tabii ki hiçbir şey değişmiyor. 1916 yıllardaki Talat Paşaların bilmem ne yapmak istedikleri sistem ilk defa Türkiye'de yerine oturdu. Yani bu Ergenekoncuların, Avrasya kesiminin ilk defa böyle bir Türkiye'yi tam ele geçirdiler. Hani diyorlar ya Tayyip Erdoğan, yani Başkan Öcalan'ın da bir lafı var, kitabında da yazmıştı. Bir onbaşının yerinde şey kapasitesi kendisinde yok ve öyle olanağı da yoktu. Zamanda da yoktu. Şimdi zaten haliyle de yok yani. Ne Fethullah Gülen'e gittiği zamanda vardı, ne de şimdi. Zaten kendisini... Yani kukla gibi mi kullanıyorlar? Tabii ki. Erdoğan Fethullah Gülen'den çıktı bu yola. Daha önce tabii ki Amerika'dan bir istihdam aldı. Suriye projesiyle önüne açıldı. Ergenekoncular tutardı. Ne askere biraz ağırlığını gösterdi. Türkiye'de bir imaj yarattı. Ve yarattıktan sonra tabii Tayyip Erdoğan'ın bir konumu var. Liderlik bir sıfatı vardı ve kemikleşmiş bir oy oranı vardı. Bu tür insanlara da devletin ihtiyacı var. Ama kısaca ben şey böyle toparlayayım geleyim yani. Türkiye'de fazla hiçbir şey değişmedi yani. Şimdi seçimde böyle kazandı. CHP 10 ay öncesinde ne yaptı da şimdi böyle bir başarı ulaştı? Hiçbir şey yapmadı. Kaos yaşadı, bitti, gitti. Tayyip Kılıçdaroğlu yeniden partide büsbür kaoslar, birbirine ayağını kaydırma, yeniden bir seçime gittiler ve liderliğini kaybetti. Devlet Kılıçdaroğlu'na getirdi, altılı bir masa kurdurdu. Kendi kontrolünde olacak kişileri yanına koydu. Yani hiçbirinin ne oy potansiyeli vardı, ne bir şeysi vardı, hiçbir şeysi yoktu. Verder yanına, Kılıçdaroğlu da kendisine göre işte yani anketlerde kendini önde gösterdi ve öyleydi zaten, seçimi de kendisi kazandı. Ama dedi ben geleceğim dedi çetelere, beşli çeteye, bilmem neler, ne yapacağım dedikten sonra önce bir ayağını çektiler. Meral Akşener'i masadan önce bir ayırdılar, sonra geri koydular. Ve 28 Mayıs'ta seçimi kazandı. Kazandıktan sonra pazarlık konusu oldu. Olmaz. Siz inanabiliyor musunuz? Tayyip Erdoğan gibi adam seçimi %100 kaybediyor. %49.8 ile adam bir sefer o seçimini saydırmadı. Ya %100 kaybediyor seçimi. Onun gibi bir diktatör bir adam normalde o seçimi günde o gece 1000 defa saydırdı, o gece çıkardı. Balkon konuşması bile yapmadı. Yani hiçbir şey olmadı. Ben bir şey deneyeceğim. 7 Haziran'da HDP'yi başta olmak Selahattin Demirtaş'ı,
övgü sığdırmadı medya. Satranç çalışıyorlar CNN'de. Övgü sığdırmadılar. Ne yaptılar? 7 Haziran'da Tayyip Erdoğan'a koalisyon bile ne tek başına koalisyon kuracak bile ne oyun kazanamadı. Ne yaptılar? Ama ne değişti orada 4-5 ay içinde Kasım ayında? %52 ile geldi Ahmet Davutoğlu. Ve 4 ay sonra Ahmet Davutoğlu'nu görevden aldılar. Başbakanlığı görevden aldılar. Ne değişti ki bu kadar bir oya geldi? Sadece o zaman Tayyip Erdoğan'ı tamamen devlet eline aldı. Bak biz sana tek başına iktidar kurduğumuzu istersek MHP, CHP, HDP'yi kurdururuz. Sana da yargı yolu gösteririz. Ve oradan tamamen teslim oldu. Sonra 15 Temmuz'u yarattılar kendisine. Orada da devleti ele geçirdiler. Orada da operasyonu Fethullah Gülen'e, kendine karşı olan askeri istediğini orada ele geçirdi. Ve temizliğini yaptı. Nereden biliyorlardı bir günden bir güne 50 bin tane askeri tutuklandılar? Hepsi FETÖ'cüydü. Nereden biliyorlardı? Darbe oluyor gece sabah 50 bin tane askeri görevden alıyor. Nasıl oluyor? O askeri için bir operasyon yaptılar ve isteği taşları yerine koydular. Düşün Doğu Perinçek gibi bir şahıs adam diyor ki ya 3 tane muhtar çıkarmış adam onunla övünüyor. Yani 3 tane muhtar da az değil. Az değil İsmail şimdi 3 muhtar. Bugün de bir gelişme daha yaşandı. Biraz önce belki de duymuşsun. Onlar da gitti bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne resmen YSK'ya başvurdular. O mazbatanın iptali için. Onu da sana söyleyeyim yani. Şimdi yani bahsettiğimiz o şahıs bir programını izlemiştim bundan 2 sene önce. Ve söylüyor diyor ki kadın, yani sunucu soruyor diyor siz Tayyip Erdoğan'ın döneminde diyor bu kadar hapis yattınız her günün konuda. Nedir yani bu devleti öve bitiremiyorsunuz. Tayyip Erdoğan diyor bize diyor çok defalarca öz eleştiri verdi. Ve bizim çizgimize geldi. Şu anda diyor yargı olalı diyor. Altın dönemini yaşıyor. Hangi yargı gidip cemaatten esnaf soruyor. Bak bu yargı diyor soruyor. Yani bu son seçimden önce de Tayyip Erdoğan kendisine ne söylemişti? Yani bu 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimden önce. Ben dedi kendisine ittifak yapmayacağım. Sarayda ağırlamayı Doğu Perinçek yaptı. Davetleri o yolladı. Evet. Ağırlamayı yaptı. Ev sahipliği yaptı. Şimdi İsmail bu son günlerdeki yaşanan olaylara ilişkin de biraz güncel olarak senin bu konuda daha şeyin kulakların daha geniş öyle söyleyeyim. Bu Nuray Babacan diye bir gazeteci var. Onun bugün bir yazısı var. Yazısında diyor ki yani bu Abdullah Zeydan'la ilgili alınan kararda MYK AKP MYK'sı toplanmış diyor. Bir restoranda bir araya gelen ve sahura kadar değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları arasında bunun AKP'ye çekilmiş bir operasyon olduğu iddia edenler olduğu için falan filan. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok doğru. Bu ne oluyor yani bir şeyler oluyor ama nedir? Tayyip Erdoğan çıktı seçim günü gece 12.30'da zarla çıktı balkon konuşması. Evet. Telefonla insanları toparladı. Orada dikkat edin ne söyledi? Dedi, ben dedi seçilmiş başkanlarla, belediye başkanlarla bundan sonra çalışmalarda da hazırım. Ama dedi, terörle mücadele dedi, geri adım atmayacağız. Orada bir göz devleti koydu, kırptı, bir göz de CHP. Şimdi aslında büyük temel sorun ne olacak bundan sonra? Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakı devlet mi yapacak? Tayyip'i bitirecek. Yoksa Tayyip ittifak yapacak. Diyecek ben şimdi sıradan bir cumhurbaşkanı olacağım. Geri çekileceğim. İstediğinizi yaparım CHP'yle. Belediye başkanlarının hepsini yaparım. Ama biz bu insanları tasfiye etmemiz lazım. Şimdi top CHP'de. Bir de şey var ama. Bunu kabul edecek. Ama şimdi mesela bugün dünden beri bugün baktım sosyal medyaya bu AKP içerisinde gruplaşmalar oldu. Sosyal medya üzerinde videolarla birbirlerini tehdit ediyorlar falan. Böyle o çete meteler falan. Dünden beri yani bayağı bir bugün de baktım birkaç tane video izledim. Savaş şimdi başlayacak onların arasında. Şimdi birbirine operasyon çekecek. Bak ben boks dünyası, spor dünyasındayım. Bir onların milli boksörleri benim yanımda boks yapıyor ama gizli kapaklı bende yok bende fetraklı mukabeleri yok ama biz sadece Universum'un gecesinde platformda dövüşüyoruz. Sanki ben alakalı yokmuş gibi. Bak onlara Tayyip Erdoğan'ın çocukluğu yanında gitmiş insanları ismini ben burada vermek istemiyorum. Geçenlerde beni kendisi aradı. Dedi ki kendisi de Türkiye'de büyük bir uğurda MİT operasyonu olmuştu Almanya'da buna karşı. Ajanlı şeysi ve kendisini tutukladılar ve Mevlüt Çavuş o zaman gelip Alman şu an Cumhurbaşkanı ile o zaman Dışişleri Bakanı'ydı.
Bu çay muhabbeti vardı. O zaman Deniz Yücel'le meseleyi takas yapmışlardı. O çocuğu burada cezaevine alıyorlar. O çocuğun bürosunda hep resimlerde şey vardı. Tayyip Erdoğan. Ya dedim hayırdır? Boks meselesini konuşuyoruz. Atatürk'ün resmini gördün. E dedi ben sizin zaten CHP'liyim dedi. Ben dedi Tayyipçi değilim ki, ben Tayyip'liyim sadece dedi. Yani diyorsun bir böyle bir böyle. Yok yok, demek istediğim şimdi Tayyip'i daha çok, yani bu Van olayında Tayyip'iydi bu mesele. Tayyip'i rezil ettiler. Yani sen de öyle mi düşünüyorsun bu aynen, ona karşı yapılan? Çok doğru, çok doğru bir kim söylemişse yazmışsa. Ha, bu gazeteci bugün epeyce uzun da bir yazı yazmış, o Nuray Babacan diye, yani böyle şeyin toplantının içeriğini falan anlatıyor. İşte bir kesim de diyor sessiz kalmış, diğer bir kesim de demiş bu bize karşı kurulan bir kumpastır aslında. Şimdi acaba peki bu, yani bunun MHP ile falan da bağlantısı mutlaka vardır değil mi? Zaten savaşı şu anda mevcut bürokrat devletle Tayyip'in sorunu. Şu anda artık bunlar birbirini rezil ediyor. Kim güçlü çıkarsa, ama Tayyip'in şansı yok yani. Hiçbir şansı yok. Nasıl? Bürokrasi götürecek onu yani. Şu an devlet ele geçiren bürokrasi Tayyip'i götürecek yani. Tayyip'in peki şansı... bu arada Tayyip'in Kürtlerle ya da Kürtlerin şeyi falan ne olacak? Yani bu Kürtlerle falan da bir şey zaten olabilir mi? Ya da sorun oradan başladı. Tayyip Erdoğan ne zaman ki ilk dedi bu açılım meselesi gündeme geldiğinde, yani bunları fazla burada konuşmamak, çünkü bildiğim çok şeyler var ama burada paylaşamam. Ama Tayyip Erdoğan'ın böyle bir niyeti vardı ve mevcut bu devleti yönetenler, sen bunu mu yapıyorsun? Zaten Kılıçdaroğlu'la meselede orada patlak verdi. Tayyip'in de ayağını orada kaydırdı. Yani düşünebiliyor musun? Bu seçimlerde CHP ne yaptı? Açık söylemek lazımsa HDP de fazla büyük bir başarılı bir şey yapmadı, başarılı oldu. Ama zaten mevcut oyu vardı HDP'nin. HDP'nin oyu belli yani. Bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanı seçiminde kalkıp Devlet Bahçeli nasıl Kürdistan'da oy kazandı? Sinan Oğan diye bir adam çıkardı. Bunlar hepsi bir projeydi. Meral Akşener'den tut. Hepsi bir projeydi. Ben bunları çok bildiğim bir yerden bildiğim için söylüyorum. Bunlar şu anda Tayyip Erdoğan'ı lan birbirine giriştiler. Büyük bir savaş var ortada. Ve Tayyip Erdoğan'ın onun dışında çok büyük bir sorunu Katar'la var. Çünkü çok büyük bir ihale sattı İstanbul Kanalı. Şimdi o insanlar parasını istiyor. Onlar bir de faizli. Sattığı arazileri, zaten İstanbul'un en büyük hayali. Onun için belki bir iki senelik bir kurtuluş olacaktı. Seçim kazanmış olsaydı İstanbul'u. Ama kazandırtmadılar Tayyip'e. Şansı yoktu yani. Yani Adıyaman'ı kazandı CHP Adıyaman'da. İnsan yani 100 bin sene aklına gelse Adıyaman'ı. Hadi İstanbul'u anladık. Peki burada Tayyip ne yapacak? Mesela Tayyip yani burada... Hani şey yapar mı yani, devletin dediğini yapacak. Peki bizim bir avantajımız, Kürtlerin bir avantajı olur mu eğer burada bir şey olursa? Kürtler çok akıllı bir siyaset yürütürse 2 sene sonra 3 sene sonra şu anda MHP'nin konumu Türkiye'de neyse ondan daha fazlası olabilir. Ama iyi bir siyaset yapması lazım. Taşları ne zaman şah gibi oynaması lazım yani. Türkiye'de çünkü şu anda iki taraf birbirine girecek. Yani girmiş zaten birbirine MHP'yle AKP, yani devletle Tayyip Erdoğan birbirine girdiler. CHP'de şu anda bir halk gücü gösterdiler. Yani bir seçim kazandılar ve güç var arkasında. Hı hı. Şimdi kim koalisyon yapacak onunla, kim kimi ezecek? Şimdi sorun Tayyip mi gidecek? Şu anda devleti yöneten mevcut bu bürokratlar mı gidecek? Tek sorun o. Ama bizim özellikle Kürtlerin yapacağı siyaset anahtardır. Anahtar konusudur. Süper. Şimdi bizi insanlar, binlerce insan izliyor. Şimdi Türkiye'de de bizi izleyenler var. Kürdistan'da da izleyenler var. Almanya'da durum nasıl? Almanya kıskanıyor mu Türkiye'yi halen? Yani bir laf var. Kör köre demiş işte, seni bilmem körün bilmem ne neyse. Ya yok öyle şey. Yani mantıkça şey. Yani ekonomisi nerede Türkiye'nin? Enflasyonu resmi rakamlarda 167 küsür, o da onların söylediği 68, evet. Değil. Yani hiç siz düşünebiliyor musun? Bir faiz bir ülkede, bir devlet bankası %50 faiz veriyor. %50. Faiz %50. Ve mevzuat bankaları, özel bankalar 65-70 veriyor.
Doğru. İsmail, onlar bizim bizim meselemiz aslında da, ama bizim aslında ben seninle ilgili de birkaç meseleyi sormak istiyorum. Uzun zamandır sen uzun zaman boks yaptın zaten. O konuda herkes biliyor. Hı. Fakat bir de sen başka bir girişimlerde de bulunuyorsun. Ciddi organizasyonlar yapıyorsun. Yani kendin de katıldığım için hakikaten de çok muazzam ve o organizasyonları yapmak yani öyle kolay değil. Hatta eğer yanlışım yoksa önceki seneki o organizasyonda YouTube'da canlı yayın izleme rekoru kırdı sanırsam. 700-800 bin mi oldu? 778 bin. Çünkü ben gördüm, 700 bine kadar da gördüm. Yani canlı olarak 778 bin insan herhalde rekor kırdı. Sen öyle tahmin ediyorum. Evet, bazı işte spor hallerini falan alıyorsun, organizasyonlar yapıyorsun. Bir kısaca bunun özetini yapar mısın? Halkımız çünkü bilmek de istiyor. Nedir bu mesele? Tabii boks dünyası şu anda eskiden almaya çok güçlüydü boksta. Eski Universum, benim şu anda spor kulübün başkanı olduğum kulüp çok güçlü bir kulüptü. Almanya'da da o zaman TDF kanalı senelik yaklaşık 100 milyon yakın para veriyordu. Boks dünyası Almanya'da. Sonra bir çöküş yaşadı. Hala o çöküşte. Sonra ben 2019'da o spor kulübünü ismini geri aldım. Ve şimdi bir yerlere geldik. Şu anda bizim 7. ayın 6'sında Amerika'da ilk dünya şampiyonluğu maçımız var. Amerika'da mı? Amerika'da. ESPN kanalında. Dünyanın en büyük spor kanalıdır ESPN. Amerika'da. Evet, evet. Ve yaklaşık 20 bin kişilik bir otelde. 20 bin kişilik. Yani salon, kazino oranın altında oluyor. Orada eskiden Mike Tyson falan maçları oluyordu. Evet. 20 bin salonda. 7. ayın 6'sında. Biz tabii ki istiyoruz ki yani dünya şampiyonları gene eskisi gibi Almanya'ya gelsin ve bu şekilde Almanya'da gene şu anda boks dünyası Riyad'a gitti. Suudi Arabistan çok ağırlık veriyor. Amerika ve İngiltere'de şu anda. Ama siz şu anda da o şey organizasyonları yapıyorsunuz değil mi? Siz de kendi başlarınız zaten, sporcularınız da var. Arena'da büyük bir gecemiz var. Yarın değil mi? Evet, yarın. 5. ayın 11'inde de şeydeyiz. O zaman bir şey yapalım. Benim kanalım üzerinden gelenler Adam Karar Çoban'ın şeyiyle içeri girsinler. Para yarın bilet almazlar değil mi? Yok. Tamam. Tamam. Senin adından gelenler yazsınlar. Tamam. Arkadaşlar yazsınlar, size söyleyeyim. Ben etkinlikle söyleyeyim ve etkinlik kapıda gelip alabilirler. Tamam. Zaten nedir? Yaklaşık 47 basın var yarın. Alman basını yani RTL, ProSieben, ZDF hepsi yarın orada. Vallahi yarın bensiz oluyor çünkü ben rahatsızım, biliyorsun sen. Bugün de o yüzden rahatsız olduğum için, yoksa ben hiç kaçırmazdım gerçekten. Ama ben buradan bütün arkadaşlara da sesleneyim çünkü ben bu yayını başka sosyal medyalara da atacağım. Bizim yursever gençler gelsin. Kesinlikle. Olsun. Spor birleştiricidir, sağlıklıdır, barışçıdır. Kürt sporcular da var mı? Tabii yarın bizim bir dersimle dövüşüyor. Sen öyle mi? Ömer. Süper. Çok büyük maçı var, en son maç zaten. Şimdi değerli izleyenler, ben İsmail'in söylemediğini ben bir şey daha da söyleyeyim. Geçen sene mesela büyük bir organizasyonda yine on binlerce insanın olduğu bir salonda, bir arenada. 15 bin. Evet. 15 bin kişilik bir, ki ama yüz binlerce insan canlıydı. Bütün dünyada herkes izliyordu ve o İran olayları olduğu zaman Jinjiyan azadi sloganları hatırlarken İsmail Özen gerçekten de orada çok ciddi bir etkinlik yapmıştı. Ciddi bir gösteri de düzenlemiş, konuşma yapmıştı. Yine geçen aylarda Köln'deki o büyük şeyde de ben yine kendim şahit oldum. Yine orada da hem barışa ilişkin, tercide ilişkin hem kendi konuşmalar yaptı. Hem de Kürt gençleri zaten orada kendi sloganlarıyla kendi amaçlarını da ulaştılar bir şekilde. O yüzden bir de böyle bir yönü de var. Yani ben kendi adıma o çevrede olan bütün arkadaşları, gençleri gidip mutlaka bu maçları izleyin, gidip izleyin. Adam Karaçıma'yı gönderdi, YouTube'dan geldik deyin, sizden bilet de almazlar. Gençlere öyle söylüyorum. Çünkü burada çok mülteci de var. Şu anda sığınmacı olarak gerçekten o binlerce insan biliyorum. O çevrede de var. O yüzden o kamplardaki bütün arkadaşlar da gitsinler yani. Köln'deyiz gene 5. Mayıs 11. Öyle mi? Belediye başkanı da geliyor. Köln belediye başkanı da süper. Geliyor. Ve çok sayıda gene ünlü kişiler geliyor. Tabii orada şurası şimdiden şey yaparlarsa yazsınlar sana, biz onları kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Son mesajını alayım İsmail, biliyorum yoğunsun sen de. Özellikle Kürt gençlerine sesleniyorum. Toplum sorunlarından uzak kaçınmayın. Kültürünüze, dilinize ve olan bu çoğuları Avrupa'da tabii gençler fark etmiyor. Rojava'da ne oluyor? Bir sürü Kürdistan'da neler oluyor? Buralara sahip çıkın.
ve olan biten bütün oradaki haksızlıkları, katliamları her zaman gündemimize getirin, tartışın, kamuoyuyla ses getirin. Çünkü çok büyük vahşetler yaşanıyor özellikle Kürdistan'da. Çok büyük dehşetler ve topyekün saldırılıyorlar dört bir yandan. Lütfen gençlere sahip çıkın. Biz geçmişte ve bugünümüzde ya yarınca sahip çıkamazsak kendimize de sahip çıkamayız, kimseye de sahip çıkamayız. Eyvallah. Çağırın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz İsmail. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diyorum. Saygılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi İsmail Özen'i uğurladık. Bu arada tekrarlayalım. İsmail Özen'in de dediği gibi yani bu konuda sıkıntısı olan biletler pahalı çünkü o biletler hakikaten de yani sahneye gitmek isterseniz 80 euro, 100 euro, 120 euro. Ama dediğim gibi oradaki arkadaşlar gidin. Biz yazın İsmail Özen'in hesapları da var. Orada size yardımcı olurlar mutlaka. Bu da ben gidemiyorum çünkü rahatsız olduğum için maalesef gidemiyorum. Şimdi değerli izleyenler Kürdistan haberlerine geçelim. Önemli gelişmeler var dedik ve o gelişmeleri de size aktaralım. Çünkü birçok arkadaş da şu anda onu bekliyor. Ama ondan önce ben Facebook'u kapatmak zorundayım. Facebook'taki arkadaşlarımızı YouTube'a alayım. YouTube'da canlı yayınımız Kürdistan haberleriyle devam ediyor. Evet. Şimdi bir KDP ile ilgili bir haberle başlayalım. Fakat ondan önce birkaç haberimiz daha vardı aslında da. İsterseniz kısa kısa onu geçelim. Ondan sonra Kürdistan haberlerine de başlayalım. Çok kısa kısa olarak size şey yapacağım. Size aktaracağım. Şimdi DEM Parti ile ilgili yine bir haber daha var. Bitlis merkezde oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuru, DEM Parti'nin yaptığı başvuru reddedildi ve onun üzerine DEM Parti YSK'ya başvurdu. DEM Partili Hüseyin olan milletvekili dedi ki bu hukuksuz bir karardır ve biz bu kararı kabul etmiyoruz dedi Bitlis'le alakalı. Cumhuriyet Halk Partili bir başkan, Kars İl Başkanı taşımalı seçmenlere ilişkin bir açıklama yaptı. O da halk iradesine ipotek konulduğunu açıkladı ve usulsüzlükler nedeniyle seçimlerin meşru olmadığını söyledi Kars'la ilgili. Çünkü Kars'ta da hakikaten ciddi bir hukuksuzluk yapılmış, oylar çalınmış onu söyleyelim. Hilvan'la alakalı, değerli izleyenler Hilvan'la alakalı bir haber var. Onu da aktaralım. AKP'ler tarafından yakılan iki sandığa ait oy pusulaları gerekçe gösterilerek seçimlerin yenilenmesi kararı alınan Hilvan ilçesinde seçimde birinci çıkan DEM Parti YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu. Açık arayla bir fark var fakat AKP'nin bir videoyu bahane göstererek kendisi yaptı, kendisi videoyu gösteriyor değerli izleyenler. Orada da bir kumpas kurarak böyle bir aymazlık yaptı diyelim. Bu arada bir CHP'li milletvekilinden de bir açıklama var. CHP'li milletvekili Mahmut Tanal, AKP Hilvan'da DEM Parti'ye karşı Hilvan Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmiştir. Bu açık ve nettir diye. Yani o da bunun hukuksuz olduğunu dile getirdi. Şimdi AKP ile MHP de birbirine girdi birçok yerde. Demin İsmail'in dile getirdiği o anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı. Elazığ'ın Ağın ilçesinde AKP'nin adayı Şeref Çakar'ın 62 oy farkla kazandığı seçimin sonuçlarına MHP itiraz etti değerli izleyenler. MHP adayı Özer sahte imzalarla seçmenlerin ilçede oy kullandıklarını söyledi. Bunu tespit etmişler. Bakar mısınız şu işe? Kürdistan'a binlerce seçmen götürdüler. Bu aymazların hiç bir tanesinin sesi çıkmıyor. Ama kendileri kaybettiği zaman hemen itiraz ediyor. Efendim siz sahte seçmen getirmişsiniz. Yahu Kürdistan'ın 12-13 merkezinde AKP sahte seçmenle, taşımalı seçmenle belediyeyi kazandı. Belediyeyi. Şırnağa bile ya. 6500 taşımalı seçmen getirerek Şırnağa kazandı. 6500 ya. Ama kimse ses çıkarmıyor değerli izleyenler. Bu konuda CHP'nin bir farklı da olsa bir tepkisi var onu söyleyelim. Şimdi Türkiye acayip bir şeyden geri çekildi değerli izleyenler. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Türkiye Avrupa'da konvansiyonel silahlı kuvvetler anlaşmasından çekildiğini duyurdu.
karara göre Türk devleti konvansiyonel silah kategorisinde olan silahlardan ne kadar ürettiğini kimseye bildirmeyecek. Yine anlaşmanın üretim sınırı koyduğu silahlar için sınırlama yapılamayacak. Türkiye istediği silahtan istediği kadar üretebilecek ve sayısını kimseyle paylaşmayacak. Şimdi diyeceksin ki tamam normaldir yani Türkiye yaptıysa. Hayır öyle kolay değil işte. Bu iş böyle yürümüyor işte. Bir NATO ülkesi, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülke, Avrupa'ya yönünü çevirmiş sözüm ona bir ülke, uluslararası bilmem neye falan filan üye bir ülke kendi kafasına göre böyle yapamaz yani. O yüzden bu bile Türkiye'nin başına iş açacaktır. Diyeceksiniz ki yahu niye böyle yapıyor? Ben size niyesini de söyleyeyim. Türkiye arka planda Ukrayna'ya silah üretiyor şu anda. Para meselesi ya söz konusu ya. Şu anda Türkiye'ye silah ürettiriyorlar. Ve bu anlaşmadan çekilmesinin tek sebebi de Türkiye'nin başka ülkelere, kendine değil, başka ülkelerin gelip orada kurduğu fabrikalarda silah üretiyorlar şu anda. Harıl harıl Ukrayna'ya silah üretiyorlar şu anda. Gerçi Rusya bunun farkında, biliyor. Rusya'nın da işine geliyor. Çünkü Rusya da arıyor aynı şekilde. Dolayısıyla bu Türkiye'nin başına büyük bir felaket de getirecektir. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yarın öbür gün Rusya devreye girecek, Çin devreye girecek, Amerika devreye girecek. Muhakkak yani. Yanı başındaki İran bunu hiçbir zaman kabul etmeyecek. Bunu da söyleyelim. Şimdi bu haberlerden sonra biraz Kürdistan haberlerine bakalım değerli izleyenler. Kürdistan haberlerinin ilkinde KDP ile ilgili bir görüntü var ekranda. Gerilla'nın ZAP'ın SIDA direniş alanında imha ettiği bir kepçe KDP'ye ait araçların Ahmediye'den Duok'a götürdüğü görüntüler ANHA tarafından paylaşıldı. Yani Türkiye Gerilla'dan aldığı darbe, Gerilla'nın darbelediği o artıklarını, Türkiye'nin o artıklarını şu anda KDP bir anlamda KDP topluyor duruma gelmiş. Şimdi gelelim ZAP'taki duruma ilişkin. Ve ZAP'ta ne olup bitiyor? Yani Türk devleti seçimden sonra ZAP'tan vaz mı geçti gibi bir şey var. Ama tam tersine durum hiç de öyle konuşulduğu gibi değil. Kara Kuvvetleri Komutanı, Türkiye'nin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu 3 Nisan 2024 tarihinde 2 gün önce Yüksekova'ya gidiyor. 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve Çukurca'daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ediyor. Oradaki komutanlarla görüşüyor. Yeni projeler konuşuyorlar. Operasyona ilişkin ne yapıp yapılmayacağını masaya yatırıyorlar. Ve bir iddia daha ortaya attı. Onu da söyleyelim. Bu iddia göre de bu görüntüler Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından paylaşılmış değerli izleyenler. Ve bu görüntülerde baktığımız zaman da ZAP'ın bazı bölgelerine gidip orada çekim yaptıkları görülüyor. Şu anda Türkiye'nin indirme yaparak bazı tepelerin Türkiye'nin elinde olduğunu biliyoruz. İşte o tepelerde şu anda gördüğünüz gibi ekranda da görünüyor. ZAP'ın bazı bölgelerine gittiğine yönelik görüntüler paylaşıldı. Tabii ki buraların tam olarak hangi bölge olduğu da net değil, bilinmiyor. Bu askerlere, askeri üslere yapılan saldırıların olduğu bölgeler falan da, yani bu Türkiye sınırına bitişik olan bölgeler. Ama sonuçta ZAP'a gidip orada da bir mesaj veriyor aslında Kürtlere, orada işte PKK'ye şunu diyor, yani biz işte bu operasyona hazırlık yapıyoruz, biz operasyonumuzu yapacağız diyor. Amerika'da karşı çıkıyor. Irak da kabul etmiyor şu anda. Güney Kürdistan'da katılmış değil. Yani arka planda destek verse bile açık olarak, resmi olarak bunu katıldığını açıklamıyor değerli izleyenler. Şimdi bütün bunlar yaşanırken biz tabii ki bu Türkiye medyasındaki durumdur. Yani Türkiye medyasının yansıttıklarıdır bunlar. Ama başka bir durum var. Bu da gerilla şu anda pozisyonu nedir? Karada mı savaşıyor, havada mı savaşıyor? Havadaki savaş durumu nedir? Nasıl savaşıyor Türk devletiyle? Bütün bunları gazeteci Pirdoğan Kemal savaş bölgesindeki bir gazeteci medya habere anlattı değerli izleyenler. Lütfen sonuna kadar telefonunuzun sesini de biraz yükseltin. Çünkü ses oradaki koşullardan dolayı çok da net gelmiyor, ama anlamaya çalışın. Yani biz ne anlatırsak anlatalım,
Şu anda dinleyeceğiniz gazeteci Pirdoğan Kemal'ın bilgileri bugünlük, anlık %100 gerçekleşen ve zapın durumunu ayna gibi ortaya çıkaran bir durumdur. O yüzden lütfen sizden rica ediyorum. Bunu da birkaç dakikalık, 5-6 dakikalık bir ses telefon görüşmesidir. Bunu lütfen sonuna kadar dinleyelim. Merhaba Aslan. Öncelikle bilançonun değerlendirmesine girmeden önce elimizde gerilanın eylemlerine yönelik son dakika bilgileri var. Bunu paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle şimdi 1 Nisan günü saat 9.18 ve 11.30 sıralarında işgalci güçler Gri FM direniş alanında savaş tünellerine yönelik bir saldırıda bulunuyorlar. Burada gerilla güçleri sabotaj taktiğiyle işgalcileri hedefleyerek vuruyor ve bu eylemde elimizdeki bilgilere göre bir işgalci öldürülüyor, bir işgalci de yaralanıyor bu eylemde. Yine 2 Nisan günü saat öğleden önce 10.40 sıralarında Kriamedi direniş alanında Yejaslar gerillaları tarafından bir suikast eylemi düzenleniyor. Suikast taktiğiyle bir eylem düzenleniyor. Burada da gerçekleştirilen eylemde bir işgalcinin öldürüldüğü bilgisi yine elimizde mevcut. Yine dün son dakika olarak da zaten basına yansımıştı. 4 Nisan günü saat 9.55 sıralarında Grecudi direniş alanındaki savaş tünellerine patlayıcı yerleştirmek isteyen işgalci güçlere yönelik gerillanın müdahalesi gerçekleşmişti. Bu işgalciler savaş tünellerine yaklaşırken önce gerilla tarafından sabotaj taktiğiyle etkili bir şekilde bu işgalciler vuruluyor. Daha sonra aynı zamanda eş zamanlı olarak ferdi silahlarla gerillalar bu işgalcilere müdahale ederek darbe vuruyor. Bu eylemde toplamda 3 işgalcinin öldürüldüğü, 2 işgalcinin de yaralandığı bizzat gerilla güçleri tarafından netleştirilmiş durumda. Yine cezalandırılan işgalcilerin üzerindeki bir adet MPT-55 ferdi silahı, silah üzerindeki dürbüne, 2 adet gözlüğe ve bir kafa fenerine de gerillanın el koyduğu ve bu eylemin yine Yejaslar güçleri tarafından etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bilgisi elimizde mevcut. Yine Griamedi ve Grecudi direniş alanlarına yönelik hem yasaklı patlayıcılar hem de patlayıcı yüklü dronlarla saldırıların gerçekleştirildiği yönünde bilgiler mevcut. Ve bununla birlikte şunu da kısaca belirteyim. 1 Nisan günü yine Gri FM direniş alanındaki savaş tünelleri işgalciler tarafından kimyasal silahlarla bombalanıyor. Kullanılan kimyasal gazın beyaz renkte olduğu ve klor kokusu yaydığı da yine gerilla güçleri tarafından verilen bilgiler içerisinde. Kısaca bu bilgileri paylaşmak istedik. Yoğun hava saldırıları, özellikle Sağuç Şahı'yla yapılan saldırılar da medya savunma alanlarında gerçekleştiriliyor. Bütün bunlar da işgalci Türk ordusunun özellikle son Mart ayı içerisinde ve son günlerde yaşadık ve aldığı darbeler ve yaşadığı hezimetin de üzerini kapatmak için gerçekleştirildiğini bir kez daha belirtebiliriz. Senin de ifade ettiğin gibi aslında Nisan ayı başında da devam eden eylemselliklerde Kürdistan Özgürlük Gerillası neredeyse her gün işgalcilere karşı eylem gerçekleştiriyor. Sadece bir eylem değil, birçok eylem gerçekleştiriyor günlük olarak işgalcilere karşı. Peki Mart ayı savaş bilançosuna dönersek sen nasıl değerlendiriyorsun? Neyi ifade ediyor bu savaş bilançosu? Neyi anlatıyor bizlere? Şimdi Eval Aslan, Mart ayı Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin tarihi açısından hem de Kürt halkının kadim tarihi açısından önemli bir ay. Bildiğiniz gibi Nevruz'un hem baharın gelişi hem de bütünüyle bir yenilenmeyi, bir doğuşu ifade eden Nevruz Bayramı'nın kutlandığı bir ay. Ve bu özellikle özgürlük mücadelesiyle birlikte çok üst düzeylere çıkmış ve tarihi bir boyuta ulaşmış bir direniş bayramından bahsediyoruz. Tabii ki gerillanın bu direniş bayramını kutlama şekli ve kutlamanın manası çok daha derinlikli ve çok daha geniş bir çerçeveye yayılmış durumda. Şimdi gerilla özellikle düşmana vurduğu darbeyle gerçekleştirildiği başarılı eylemlerle Özgürlük Bayramı'nı, Nevruz Bayramı'nı kutladı. Ve onunla birlikte gerçekleştirdiği askeri tören ve kutlamalarla
Bütün bu savaş şartlarına rağmen, yoğunluklu soykırım savaşına rağmen nasıl bir irade sahibi olduğunu ve nasıl bir moral ve motivasyon sahibi olduğunu, yine Önder Apo'nun bir militanı olarak nasıl her yerde ve her şartta mücadelesini doğruya ulaştırabileceğini ve bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Yani bu açıdan baktığımızda gerillanın hem kutlamaları hem de gerçekleştirdiği devrimci operasyonlarla birlikte eylemler bu amacı taşımakta ve bu minvalde değerlendirilmesi gerekir. Yine kahramanlık haftası çok önemli bir hafta. Bildiğiniz gibi Çağdaş Kaba Mazlum Doğan'dan 15 Ağustos atılımının öncüsü ve fedai komutanı olan Mahsun Korkmaz arkadaşın şehadetine kadar olan süreci temsil ediyor ve burada çok büyük kahramanlıklar, Kürt halkının tarih sahnesinde yeniden var olması için çok büyük kahramanlıklar ve bedellerin verildiği bir haftayı, bir süreci temsil ediyor. Ve bu intibayla gerillanın mücadelesine, yaklaşımı, iradesini açığa çıkarma boyutu çok daha tarihsel boyutlara ulaşmıştır. Özellikle gerillanın gerçekleştirdiği her bir adım Mart ayı içerisinde çok daha fazla bir amaç taşımakta ve çok büyük bir anlam taşımakta. Yani tabii ki her süreçte gerillanın yürüttüğü pratik ve mücadele çok büyük anlamlar içermektedir. Ama Mart ayı bu açıdan bakıldığında bir aşama önde, yani bir aşama önde bir süreci bize göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Mart ayının bilançosu özellikle Türk ordusunun işte gerillayı bitirdim gibi yalanlarla, özel savaş furyalarıyla toplumu demoralize etme ve bu şekilde toplum ve gerilla mücadelesi arasındaki bağı koparmaya çalıştığı bir süreçte gerillanın bu kadar büyük bir coşkuyla, bu kadar büyük bir moral motivasyonla eylemlerini gerçekleştirmesi ve kendi duruşunu açığa çıkarması, bu açıdan da bu bilançoyu çok daha önemli bir boyutta çıkarmaktadır. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Yine bu ay içerisinde işgalci Türk ordusunun özellikle özel savaş kapsamında çok kapsamlı yürüttüğü bir savaşla karşı karşıya kaldık. Özellikle gerillanın kayıplarını artırma ve kendi kayıplarını gizleme adı altında toplum karşısında gerillayı küçük düşürmek, gerillayı güçsüz göstermek ve bu şekilde sanki şu ana kadar gerçekleştirdiği bütün operasyonlarda, işgal harekatlarında büyük bir başarı elde etmiş de bundan sonrasında işte gerillayı son bitirme hamlesine hazırlanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalıştı. Bu Mart ayı içerisinde buna çokça karşı karşıya kaldık. Ama gerilla güçleri bu bilançoda da çok net bir şekilde görüldüğü gibi hem eylemleriyle, hem moral motivasyonuyla, hem de verdiği mesajlarla şu ana kadar bütün çabaların boşa düşürüldüğünü ve bundan sonra da büyük bir irade savaşının yürütüleceğini ve işgalci Türk ordusuna karşı hem karada hem havada tamamen kendini yenilemiş, tamamen çağın ruhuna ayak uydurmuş ve iradesini insanüstü bir boyutta apoçu fedai ruhla sürdüren bir gerilla çizgisini her yerde ve her şartta düşmanın üzerine süreceğini, düşmanın önüne çıkaracağını bir kez daha herkese kanıtlamıştır. Kürt halkı da bu intibayla, bu mesajla buna tarihi bir karşılık vermiş ve özellikle dört parça Kürdistan'da ve yurt dışında nevroz alanlarda Önder Apo'nun fiziki özgürlüğüyle birlikte Kürdistan halkının özgürlüğünü haykırmıştır. Bu açıdan da bakıldığında her iki yönünü de ele aldığımızda Mart ayı çok büyük gelişmeler yaşanmış. Yani özetle bu, şimdi bir aslında bir konuk daha vardı Aylacan, fakat konuk maalesef şeyi başaramıyor. Şu anda ses ve kamera izin vermediği için ben arkadaşlar aşağıda görüyorum ama yayına alamıyorum sizi. Yani bu şekilde yayına alınmıyor. Teknik olarak siz bu telefonu ya da şey onay vermemişsiniz. Ne görüntü var ne ses var şu anda. O yüzden yani bağlantı kurulmuyor. Bağlantı kurulmadığı zaman da sizi bu canlı yayın bölümüne alamıyorum maalesef. Bir telefonunuzdan çıkın, yeniden bir girmeye çalışın. Birkaç dakikada ben bekliyorum. Şimdi değerli izleyenler, bence bu anlatanlar, bilmiyorum tabii ki birçok arkadaş da dinledi ya da birçoğu da dinlemedi, onu da bilmiyorum.
Kürdistan'da zapta olup bitenlerin bir özetiydi aslında. O Mart ayında ki bilançoya baktığımız zaman da Mart'ta da yine onlarca askerin öldürüldüğü açıklandı. Demek ki savaş tam hızıyla devam ediyor. Yani kar koşullarının en yoğun olduğu bir dönem geride kaldı. Artık yavaş yavaş Kürdistan'da birçok yerde kar erimeye başladı. Halen dağlarda yüksek yerlerde elbette ki kar, büyük bir kar şeyi var. Ama birçok yerde de kar erimeye başladı. Şimdi baharın gelmesiyle birlikte bu kez Türkiye sanırsam farklı bir şey geliştirmeye çalışıyor. Yani daha farklı bir yöntemlerle gitmeye çalışıyor. Yani hani kimyasallı denedi, gaz yasaklı şeyler denedi. Çoğu zaman o tünellere hayvanları gönderdi, onlar denedi. Bu arada arkadaş yine giriş yapmama da aynı sorundur. Yani o sorun bu şekilde yayına alamıyorum maalesef. Keşke alabilseydim. Umarım şey yaparsınız, tekrardan telefonunuzu bir şey halledip ama şu anda bağlantı kuramadınız yani. Şimdi durum buyken AKP, demin İsmail Özen dedi ya işte Erdoğan'ı şey yapmaya çalışıyorlar dedi. Erdoğan'a komplo falan filan. Ben bu teoriye çok fazla katılmıyorum işin doğrusu. Yani Erdoğan bu işin merkezindedir. Erdoğan 20 yıldır bu devleti, devletin her inine girmiş, her yerine girmiş, kendi adamlarını her yere yerleştirmiş bir sistem kurmuş. Yani Erdoğan'ına karşı komplo falan filan, bunlar Erdoğan'ın kendisinin geliştirdiği şeylerdir diye düşünüyorum ben. O yüzden önümüzdeki dönem biraz daha devletin aslında buna yönelik kararı nedir? Yani devlet Kürt sorunu çözmek için niyetlenmiş mi, şartlar uygun mu, değil. Mesele buradan ibarettir. Mesele Erdoğan'la falan da alakalı değil yani. Erdoğan, baktığınız zaman Erdoğan kendisini MHP'ye teslim etmiş. Bütün partiyi, bütün kurumları, parti kurumları çeteleşmiş. Hepsi hırsız, soygun. Ne bileyim, böyle yani öyle bir AKP'ye bakın. Yani Türkiye AKP'leşmiş, AKP MHP'leşmiş. Öyle bir karışık durum var ki, o yüzden kimsenin kimseye güveni yok. Onlar kendi aralarında birbirlerine güvenmiyorlar. Devlet Erdoğan'a güvenmiyor. Erdoğan devlete güvenmiyor. Devlet tek başına bir şey yapamıyor şu anda. Erdoğan dizginleri eline almış. Erdoğan da aslında istediği gibi koşturamıyor ona baktığınız zaman. Dolayısıyla bu hengamede Kürtler yine arada zarar görüyor. Ya adam düşünüyor yani, ben vuracağım diyor, millet seviniyor. Ben operasyon yapacağım diyor, millet seviniyor yani. Bu da çok garip bir durum. Bilmiyorum yani, önümüzdeki günlerde açık söyleme gerekiyorsa bu zap meselesi tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Benim kişisel görüşüme göre bu zap meselesi eskisi gibi. Zapta halen asker var ya. Var ama her gün orada cenazeler geliyor. Bu defa biraz daha fazla. Şimdi asker sayısı arttıkça gerillanın eylem sayısı artar. Daha çok avantajlı duruma geçer. Yani düşünün, bir tepede işte 100 tane asker var ama 3 tane gerilla var. Gerilla var. Ve arkadaş yine maalesef başaramadı. Yine aynı şekilde aynı sorun var. Çok bir sürpriz vardı gerçekten de. O sürprizi de artık söylemeyeyim ben. Arkadaş sonra da video çekip bize gönderir. Biz de onu video şeklinde yine yayınlarız. Öyle söyleyelim. Arkadaşlar bu akşam bitiriyorum yayını. Bir saat de geride kaldı. Yarın hafta sonu cumartesi olsun. Biz yarın yeni bir yayınla, daha farklı yeni gelişmelerle tekrar görüşürüz, olur mu? Bu arada arkadaşlar isyan ediyor, yayını beğenmiyorlar diyorlar. Bizim moderatör arkadaşlar diyor ama ben böyle bir şeye inanmıyorum. Ne demek beğenmiyorlar? Tabii ki arkadaşlar beğeniyor. Ha, unutmuşlar demek ki. O zaman şimdi hemen beğeniyorlar. Saygılar hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.